Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler 2020 yılını artık tamamlıyoruz yılın son ayına giriyoruz ve hızlı başlıyoruz 2020 yılının son ayına 30 Kasım'da meydana gelen ikizler burcundaki ay tutulmasının tesirleri Aslında aralık ayını büyük ölçüde etkileyecek bir güneş tutulmamız daha var bu ay ve yılı tutulmalarla tamamlayacağız. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda parlayacak. Merkür de hemen ayın başında 1 Aralık'ta yay burcuna geçişini yapıyor. Sizin ikinci evinizde parlıyor. Ay tutulmasının da etkileriyle beraber daha çok tabii ki finans konuları, maddi durumunuz, paranız, gelir gider dengeniz, alacak verecek konuları, kredi konuları, miras, nafaka gibi, sigorta, vergi gibi bazı mevzular, ya da eşinizin kaynakları, ortağınızın parası ve benzeri mevzular. Yani biraz para konuları ön planda diyebiliriz ve bunlar ayın genelinde de aslında daha çok vurgulanıyor. Ee, bu, bu anlamda bir şeyleri hesaplayabilir, düşünebilir, planlayabilir, organize edebilir, harekete geçebilirsiniz. Bir borcun ödenmesi, bir verginin yapılandırılması, bir kredinin sonuçlanması ve benzeri gibi ya da bir mirasla ilgili bir konu. Bunlar. Gündeminizde olabilir. Size ait bazı mülklerle ilgili ya da bazı yatırımlarınızdan değer kazanmak anlamında da yine parayla odaklı işlerinize özellikle dikkat kesilebileceğiniz hızlı bir dönemdeyiz. Gezegeniniz Mars artık Koç Burcu'nda. İleri harekette ee, ve ay boyunca da koç burcunda olacak. Bu sizi enerjisel olarak tabii ki etkiliyor. Belki son iki aydır hani sürüncemede kalan bir türlü ilerlemeyen konular artık bu ay daha hızlı toparlanabilir. Bunları daha hızlı sonuçlandırabilirsiniz. İş ve mesleki hayatınızda da daha fazla efor sarf edeceğiniz bir dönemdesiniz. Yani meşguliyetleriniz var bu ay. Ee, belki çok çalışacaksınız veya ev ortamınızda da daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Ama fiziksel enerjiniz de güçlü. Bu anlamda zaman zaman hani fiziksel aktiviteler, spor, açık havada zaman geçirmek biraz sizi enerjisel olarak dengeleyebilir. Bunlara da zaman ayırmaya çalışın lütfen. Aksi halde böyle bir Mars çok agresyon da yaratabilir. Zaman zaman stres ve gerginlik de yaratabilir. Ve 14 Aralık'ta yay burcunun 23 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Bu aynı zamanda bir güneş tutulması. 2020'nin de son güneş tutulması. Tutulma sadece bu ayla sınırlı değil tabii ki daha büyük planda aslında önümüzdeki 6 ayı Haziran ayına kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek bir güneş tutulması olacak ikinci evinizde Evet yine para para konularında daha kalıcı daha kadersel tesirler var belki bir kazanç imkanı var yani bir iş beklentiniz varsa iş arayışınız bu güneş tutulması size bir iş bir para kazancı imkanı getirebilir burada bir kapı açılabilir. Süre gelen işlerinizde de belki hani kazançlarınızı arttırmak adına ya da var olan gelir gider dengenizde yapabileceğiniz yeni yapılandırmalar adına işinize yapabileceğiniz yatırımlar da olabilir bu. Buralarda bazı kapıların açılmasını, bütçenizle ilgili, mali durumunuzla ilgili konuların devrede olacağını söyleyebiliriz. Bunlar çok kısa vadeli değil. Evet bu hal çok hızlı gelişmeler olabilir ama etkilerin daha uzun vadeli olacağını da unutmayın. Hem Mars'ın destek açısı hem de yay burcunun ateş elementinde olması bu etkileri arttırıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa tutulmanın sizin için bireysel olarak daha önemli olacağını, daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Tutulmanın hemen ardından 15 Aralık'ta Venüs yay burcuna geçiyor. Bu iyi bir geçiş tabii. Venüs çünkü iyicil bir gezegen, şanslı bir gezegen ve para evinize geliyor. Demek ki ayın 15'inden sonra parasal akışımızda bazı rahatlamaları bekleyebiliriz. Biraz daha bollaşmayı bekleyebiliriz ya da parasal girişimlerimiz daha şanslı ilerleyebilir. 17 Aralık'ta Satürn artık Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek sevgili Akrepler. Evet çok önemli bir gezegen değişimi. 2017'nin aralığından bu yana Satürn Oğlak burcundaydı. 2020'nin Mart ile temmuzunda kısa bir süre Kova burcuna bir geçiş yapmıştı. Sonra tekrar Oğlağa döndü ama artık tamamen Kovada olacak. Mart 2023'e kadar. Sizin gibi sabit bir burç Kova. Dolayısıyla bu transitten en güçlü etkiyi alacak olan burçlardan biri de sizsiniz. Ama bu etki kısa bir etki değil. Dediğim gibi Mart 2023'e kadar devam eden e, ve bu süreçte hani daha fazla hissedebileceğiniz bir tesirden bahsediyoruz. Üstelik Jüpiter de hemen ardından Kova burcuna geçiyor 19 Aralık'ta bu ay ve büyük kavuşum Jüpiter Satürn kavuşumu 21 Aralık'ta Kova burcunda meydana gelecek. Toplumsal yapılarda, sosyal düzenlerde etkileri öne çıkan genel olarak aslında böyle önemli dönemleri şekillendiren bir etkidir Satürn Jüpiter kavuşumları bu büyük planda 20 yılda bir meydana geldiği için aslında büyük resimde çok güçlü bir kavuşum. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Sizin dördüncü ev alanınızdaki bu kavuşum hem 2021'in en önemli etkilerinden biri olacak ki yıllık videolarımızda da bahsettik bundan. Demek ki hayatınızda daha kadersel anlamda bazı yapılandırmalar var ki bunlar en temel alanlarda olabilir. Yani ailevi alanlarda olabilir, kariyer konularında olabilir ebeveyn ilişkilerinizde, ebeveynlerle ilgili konularda olabilir. Ve direkt hani ilişkilerle bağlantılı evlilik, ayrılık ve benzeri gibi konularda olabilir. Yer değişiklikleri, belki çevre değişiklikleri, taşınmalar, işinizle bağlantılı bazı önemli yeni yapılanmalar veya buradaki önemli değişimler. Bunları bekleyebileceğimiz bir süreçteyiz. Yani bu Satürn ve Jüpiter geçişi sizin hayatınızda çok önemli, çok kadersel, en temel yapılarınızda ciddi etkiler verebilecek diyebiliriz. Ve Jüpiter tabii ki aile kurma, evlenme, yuva al, yuva kurma, ev alma mesela, emlak alma gibi konularda da çok faydalı olacak diyebiliriz özellikle 2021 yılı içerisinde. Bu geçişle beraber artık 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'nda parlamaya başlıyor. Merkür de Oğlak Burcu'nda olacak. Üçüncü ev alanlarınız ayın son 10 günlük süreci içerisinde daha çok sizin bilgi, zihinsel anlamda aktif olabileceğiniz, yani bilgi paylaşımı, iletişim, yakın çevre ilişkileri gibi alanlarda daha aktif olabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. belki bazı ulaşım yani seyahat kısa uzun ticari veya özel seyahat imkanları da çıkabilir özellikle güneşle merkürün oğlak burcundaki geçişi sırasında ve ayın sonunda 30 Aralık'ta Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde Dolunay var. Dolunay daha duygusaldır. Bizi biraz daha hani özel hayatımız ve duygusal olarak etkileyen konularla alakalıdır ama sizin için su elementinde olduğu için güçlü ve olumlu bir Dolunay aslında 9. evinizde meydana gelecek. Dolunay bazı düşüncelerimizin olgunlaşması, bazı fikirleri hayata geçirmek ya da bazı düşünce kalıp ya da inanç sistemlerimizde mesela hayata bakışımızda olabilir bu dönüşümler olabileceğini gösteriyor. Ee, tamamlanmalar olabilir ki bir eğitimin tamamlanması ya da yurt dışı ile bağlantılı örneğin bazı planlarınız, düşünceleriniz var. Bunların bir sonuca ulaşması, bir seyahat planının netleşmesi, hayata geçmesi, hukuksal bir konuda örneğin bir karara bağlanma yani bir sonuç alma ve benzeri tesirlerin özellikle öne çıktığı bir dönem. Tabii ki yakınlarınızdaki kişilerle de etkileşimler Dolunay'ın tesiriyle ayın son haftasında artacak gibi görünüyor. Yani akrabalarınız, kardeşleriniz sizin veya eşinizin yakınları uzakta, yakında olan akrabalarınız, onlarla etkileşimler, iletişimler veya onlarla bağlantılı bazı konular günlük hayatınızda daha görünür halede gelebilir. Özellikle 27 Aralık'la itibaren başlayan bu tesirler Ocak ayının ilk haftası içerisinde de devam edebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.